Sevgili seyirciler merhaba, ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Efendim her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz Kore Analitik Çözümler kurucu ortağı Betül Onat. Betül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz de iyi misiniz? Biz deyiz efendim. Sektörünüz hakkında elbette sohbet edeceğiz fakat öncesinde sizi biraz tanıyalım istiyoruz. Ben matematik, fizik okudum. Benim okuduğum yıllarda bilgisayar mühendisliği alanları yoktu. Daha doğrusu bilgisayar bölümü açılmamıştı. Dolayısıyla bizler bilgisayar alanında ilk tecrübeli kişiler olarak sektöre hem destek verdik hem sektörün oluşmasına katkıda bulunduk. Peki bu teknoloji sektörüne geçişiniz nasıl oldu? O süreci biraz anlatmak ister misiniz? Tabii. Matematik, fizik okudum dedim. Biz üniversite yıllarında tabii çok popüler olan bilgisayarla ilgili dünyada, Amerika'da, yurt dışında bu konularda çok okuyor idik. Bilgi sahibi oluyorduk ama ülkemizde böyle bir bölüm açılmadığı için hep yurt dışı kaynakları inceledik. Bu arada onları incelerken tabii bizim de bir şekilde alaylı biçimde bilgisayar tarafındaki bilgilerimizi derinleştirme fırsatımız oldu. Mezun olduktan sonra ise tabii bilgisayar bölümleri, bilgisayar mühendisliği, programlama bölümleri yavaş yavaş açıldı. Hatta Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk önce açtı, teknik üniversite açtı. Ondan sonra bizler bu alanda kendimizi öyle yetiştirdik ki çalıştığımız iş yerlerinde bize iyi fırsatlar verdiler, iyi yetişmemiz için. Yurt dışında eğitimler aldık ve çok ondan güzel. Sonra hem ülkemize bu deneyimlerimizi hem de sektörümüze bu deneyimlerimizi değişik konu ve alanlarda uygulayarak gösterdik. Eleman yetişmesine fayda sağladık. Bu şekilde ilerledik. Pekala. Betül Hanım şunu sormak istiyorum. Şu anda biraz verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Tam olarak ne yapıyorsunuz? Tabii. Şimdi bizim şirketimiz aslında 25 yıllık bir şirket. Oo, çok güzel. Evet. Kore Analitik Şirketi 25 yıl önce kuruldu ve analitik bakış açısıyla kuruldu. 2016 yılından itibaren ise tamamıyla yapay zeka, görüntü işleme ve sanal robotların otomasyonu üzerine odaklanılan bir çalışma yöntemi izlendi. Kaç yılında demiştiniz Betül Hanım? Efendim? Kaç yılında demiştiniz? Kaç yılından 2016'dan beri? 2016'dan beri. Yaklaşık 7 yıldır. Evet. Çok güzel. O zamandan bu yana yaptığımız çalışmalar, odaklandığımız 3 alan var. Bu 3 alanda değişik çalışmalar yapıyoruz. Daha çok finans alanında çalışıyoruz. Sigortacılık alanında çalışıyoruz. Ama üretim ve sanayi alanında çok fazla ihtiyacı, çok fazla probleme çözüm bulacak ürün yelpazemiz mevcut. Bu çalışmaları biraz daha detaylandırabilir miyiz? Tabii. Şöyle, bizim 2016 yılından beri teknoparklar var biliyor musunuz? Evet. Teşvikli alanlar. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin teknoparklarında çalışmaktayız. Oradaki avantaj da teşvikli ARGE yapıyoruz. ARGE projelerimizden teşvik alabilme imkanımız oluyor. TÜBİTAK olsun, COSGAP olsun bunları kullanabiliyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamaları aynı zamanda sanayide ve üretimde var olan işletmelerde uyguluyoruz. Onlar da teşvikten faydalanıyorlar. Devlet teşviğinden onlar da faydalanmış oluyor. Bu şekilde yaptığımız çözümlerle firmalar neler kazanıyor? Bir kere her şeyi çok daha hızlı kullanabiliyorlar. Sıfır hatalı kullanabiliyorlar. İnsan kaynağını daha optimum kullanabiliyorlar. Çok önemli, İnsan evet. kaynağının rutin ve operasyonun operasyonel işlerin çok tek düze olan
kısımları için yaptıkları şey, o kişileri robotla çalıştırıyoruz, o işleri, o uygulamaları, ama öbür taraftan karar verilmesi gereken konularda da insan kaynağına başvurabiliyor o işletme. Pekala Betül Hanım, sizi diğer teknoloji şirketlerinden ayıran en önemli özellikler nelerdir diye sorsam ne söylersiniz? Çok güzel bir soru. Bu benim açımdan şöyle kolayca cevap verilebilir. Biz 25 yıllık bir şirketiz. Normal şartlarda teknoloji alanında 25 yıl hiçbir şirket kalmaz. Evet. Biz iş zekasıyla başladık. Hı-hı. Analitik bir bakış açısıyla başladık. Mühendis bir ekibimiz var. Hı-hı. Gerçekten, ama aynı zamanda hem fonksiyonel hem teknik danışmanlık yapan ve o bilgi birikimine sahip olan arkadaşlarımız var. Şimdi bu arkadaşlarımızla beraber demin anlatılıyordu. İnsan yetiştirmek, nitelikli insan yetiştirmek, evet, çok kolay değil. Biz üniversiteden itibaren gençleri alıyoruz. Hı hı. Onları stajla başlatıyoruz. Sonra uygun oldukça işe alıyoruz. Ve onlar bizim iyi elemanlarımız oluyorlar. Dolayısıyla ne yapılıyor? Bir kere her şeyden önce Kora'da hiç bilmeden eğitimler açılıyor. Hı-hı. Ve öyle bir deneyim kazanıyorlar ki. Hı-hı. Biz buna on the job training diyoruz. Yani eğitim üzerinde, hı-hı, çalışma üzerinde eğitim gibi. Dolayısıyla hem onlar motive oluyor, hı-hı, hem öğreniyor. Bir taraftan da neyi nasıl yapmaları gerektiğini, evet, de öğrenmiş oluyorlar. Çok bir güzel. Anlamda mentorluk oluyor. Bir anlamda bilgi oluyor. Tabii, hı-hı, teknik abiler onlara öğretiyor. Yani biz teknoloji evvelden 5 yılda bir değişim gösteriyordu. Şimdi artık bu 5 yıllar 2 yıl, şu anda da 2 aya indi. Dolayısıyla bizim farkımız, 5 yılda bir değişiklik yaptık. Ondan sonra 2 yılda bir yaptık. Düşünebiliyor musunuz? 25 yıllık şirket 2016 yılında Yapay zeka konuşulurken, sanal, evet, robotlar konuşulurken biz kendimizi o tarafa evirmiş olduk. Kaldı ki sadece evirmek değil, ürün ve çözümler geliştirdik. Hem de bunu sahada, müşteri tarafında, işte üretimde, sanayide, hı-hı, kullanarak faydasını görüyorlar. En önemli şey neye ne para ödediklerini değil, ne fayda sağladıklarını gördükten sonra soruyorlar. Bu bizim için önemli. Dolayısıyla bizim farkımız, büyük düşün, küçük başla. Think big, start small diyoruz. Böyle olunca resme büyük baktığınız zaman nereleri ne zaman devreye almak gerektiğini konuştukça, istişareler sonucunda da herkes düşünebiliyor. Çünkü masanın üstüne bütün hepsi geliyor. Ama palyatif çözümlerle tek tek yapıldığı zaman bunlar gerçekten boşa giden harcamalar oluyor. Biz, evet, buna izin vermiyoruz. Çünkü danışmanlık şapkamızı da çok fazla kullanıyoruz işin açıkçası. Efendim, çok güzel açıkladınız. Peki geleceğe dair şirketinizin vizyonu nedir diye sorsam? Çünkü sürekli kendini yenileyen bir, evet, şirketsiniz. Doğru. Şimdi geleceğe dair vizyon olarak ikiye ayırarak cevaplandırmak isterim. Bir tanesi kurumsal olarak, hı hı, diğeri de kişisel olarak, evet, olsun. Çünkü onlardan bahsetmedim. Esas itibariyle onlara da çok önem veriyorum. Kurumsal olarak uçtan uca çözümleri, hı hı, yurt içinde yaptığımız gibi yurt dışında da ofislerimizde sürdüreceğiz. Bu üretim ve sanayi alanında çalışan firmalara olacak çözümlerdir. O var düşündüğümüz. Diğeri de kişisel olarak özellikle şu anda da yapıyoruz. Akademi gibi üniversiteden, yüksekokulda okuyan, hı hı, üniversitede okuyan, bilgisayar bölümlerinde okuyan gençleri staja alıyoruz, başlatıyoruz, öğretiyoruz. Ondan sonra kendimize gerekirse biz alıyoruz firmamıza veyahut da başka firmalara veriyoruz. Buradaki ana fikir şu:
nitelikli personel yetişmesine daha fazla ağırlık vereceğiz. Ülkemizin buna çok ihtiyacı evet. var. Sadece teknik olarak bilgi değil, çocukların bunu çok iyi özümlemesi lazım. Şu anda bu konularda yeterince eğitilmiyorlar veyahut da yeterince bilgi sahibi değiller. Nitelikli personelin yetişmesinde devletin açtığı pek çok program var. Onlar da biz de kendi adımıza çorbada tuzumuz olsun diye çok fazla yardımlarda bulunduk, bulunuyoruz. Betül Hanım, bu stajyerlik sürecinde de aynı zamanda aldığınız genç de hem şirket kültürünü hem de aslında bir pratiğe deneyim sahibi olmuş oluyor. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Peki gençlere gelmişken şunu da sormak isterim. Gençlere neler tavsiye edersiniz ve teknoloji sektöründe çalışacak bir gençte hangi özellikler olmalı sizce? Şimdi tabii teknoloji alanında uzmanlığımız olduğu için böyle konuşmak lazım ama öncelikle olarak gençlere şunu ben tavsiye etmek istiyorum. Önce kendilerini iyi analiz etsinler. Ne istiyorlar? Her şeyin başı. Evet, ne istediklerini, neyi sevdiklerini, ondan sonra bunun üzerinde düşünerek istemediği şeyi yaparsa yarı yolda kalabilir. İstediği şeyi yapması lazım, merak ettiği şeyi yapması lazım. Şimdi artık o kadar çok yayın var ki internetten sonra çok şey bilgi sahibi olunabiliyor. Kendisinin teknoloji alanı için konuşalım. Üç tane konu başlığı verebilirim ben. Bir tanesi sektörel deneyim elde etmek. İkincisi fonksiyonel bir bilgi birikimine sahip olmak. Üçüncüsü de teknik bilgi birikimine sahip olmak. Aslında son iki tanesinin hepsi analitik bakış açısı gerektirir. Analitik bakış açısı birinci gereksinimdir. Evet. Diğeri de ilk söylediğimde yine sektörlerin, yapılan işlerin ne olduğu, ne yapılacağı, problemin ne olduğu, bunun çok iyi tespiti ve bu ihtiyacı öbür tarafa iletebilmesi lazım. İnsan ilişkisi her yerde, her zaman çok önemli. Elbette. CRM dediğimiz. Burada çok dikkat etmeleri gerekir. Eğer insan ilişkileri üzerinde çok başarılı değillerse bu sektörel dediğimiz business tarafında yer almasın. Ama fonksiyonel olarak baktığımızda yine analitik bakış açılı olacak. Fakat sektördeki ihtiyacın, problemlerin ne olduğunu çok iyi anlayıp, özümleyip buradaki ihtiyaçla ilgili neyi, nasıl geliştirme yapılacağını, nasıl otomasyona döküleceğini iyi bir şekilde teknik tarafa aktarabilmesi lazım. Bunu aktardığı zaman teknik danışmanlık tarafı da bunu iyi anlar ve teknoloji araç gereçlerini kullanarak, algoritmalarını oluşturarak yürütürler. Yani özetle kişinin, gençlerin kendisinin teknik mi olacak, fonksiyonel mi olacak, marketing veya satış mı olacak? Bu sonuçta bilgi işlem, bilişim alanında da böyle üç ayrı şekilde çalışılabilir. Bunlara karar verecekler ama her şeyden önce istemedikleri şeyi yapmasınlar. Bir de zaman çok önemli. Zaman mühendisliği her şeyden önemli. Biz bu teknolojide ben her zaman söylerim, arkadaşlarıma da söylemişimdir. Bizim işimiz teknoloji ama işimiz insan. Neden? Evet. İnsanın bu işleri... Daha doğrusu insanın önce sevmesi, istemesi lazım. Sizin de bunu anlatmanız lazım. Anlattığımız kadar değil, onun anladığı kadar bir bilgi ortaya döküldüğü için bunlara önem veriyorum. Biz çocuklarla bu sene kendimi daha fazla çalışan arkadaşlarımla birlikte olmaya ayırdım. Çok güzel. Çünkü onların da ihtiyacı var. Hem öğrenci olan var, yüksek lisans öğrencisi olan var, doktoralı olanlar var. Önemli olan onlardan da biz çok şey öğreniyoruz. Onları kendi öğrendiklerimizi de kendi bünyemizde bazen akuplede ediyoruz, kullanıyor oluyoruz.
Onların da motivasyonu artıyor. Bu şekilde iyi bir nitelikli personel yetişme şeyi, süreci oluşmuş oluyor. Efendim çok güzel açıkladınız. Pekala, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Önce kanalınıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu sektörle ilgili çok fazla şeyiniz yok ama yani beni de davet ettiniz. Sonuçta her işte, şu anda her kurumun 1 ile 100 arasında bir işi varsa, hı hı, bu işinin evvelden %70'i işin kendisi, bazen 80 kendisi, 20 de teknolojiydi. Şimdi bu %50-50 oldu. Daha bile artıyor. Her işin ucunda bir yapay zeka, her işin ucunda bir teknoloji otomasyonun olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu yaparken, bunu kullanırken çok iyi araştırsınlar, baksınlar. İşlerini bazen gerçekten çok avantaj kazanabiliyorlar. Bazen de gerçekten boşa para gitmiş oluyor. Bu olmamalı. Dünya insanı olarak hepimiz yetişiyoruz. Çocuklarımız da böyle yetişiyor. Bence teknolojiyi salt teknoloji değil, neden teknolojiyi kullanıyoruz diye düşünerek yapmak, hı-hı, lazım. Yani artık business value, sizin business olduğu için Türkçe kelimeyi kullanmaya tercih ediyorum ama business value'su, yani business amacının mutlaka sağladığı fayda üzerinde veyahut da sıkıntının ne olduğunu anlayarak yürütmesi, hı-hı, lazım. Müşterilerle de bütün bizim danışmanlarımız onun dilinde konuşarak onun problemini anlıyor olacak. Öyle olursa bundan sonra teknolojiyi daha iyi kullanacaklar. Çünkü sektörler teknolojiyi her zaman biliyorsunuz yönetenler. Kesinlikle. Değil öyle. Mi? Evet. İhtiyaç oradan geliyor. Evet, çok güzel açıkladınız. Teşekkür ederim. Betül Hanım, sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve verdiğiniz bilgiler için ben ayrıca teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Kora Analitik Çözümler kurucu ortağı Betül Onat'tı. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.